LGS'ye son 194 gün, başarmak, çalışmak ve kazanmak isteyenler için gerçekten çok değerli bir süre. Bu süre zarfında hayallerimize kavuşabiliriz. Bunu biliyoruz. Sizin de bildiğinizi biliyorum. Lütfen artık toparlanalım ve sıkı sıkıya çalışmaya devam edelim ve hayallerimize kavuşalım. Pandemi oldu, şu oldu, bu oldu. Uzaktan eğitim hiç fark etmez. Bizler sıkı sıkıya çalışacağız. Sınav günü de inşallah hayallerimize kavuşacağız. Günün sözüne baktığımızda Tolkien diyor ki: "Tüm karar vermemiz gereken bize verilen zaman ile ne yapacağımızdır. Bize bir süre verilmiş. Evet. Gerçekten de çok değerli bir süre. Bu süreyi çok iyi değerlendireceğiz ve planlı programlı bir şekilde hayallerimize kavuşacağız inşallah. Günün yorumuna baktığımızda Rahime E'ye buraya ay diye okuyası yeni insan ama Rahime e. 406 beni almış. Tebrikler Rahim'e. Hemen sorularına geçelim. Birinci sorusu. Tonguç ders çalışma isteği gelmesi için dersi nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Arkadaşlar dersi eğlenceli hale getirmeniz için öncelikle ve öncelikle düzenli bir masada çalışmanız lazım. Yani etrafınıza böyle telefon varsa, işte gürültü varsa, televizyon açıksa bunlar sizin ders çalışmanızı, motivasyonunuzu olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla birincisi en önemlisi tabii ki nedir? Hedeftir. Hedefi her zaman söylüyoruz. Hedefimizi belirleyeceğiz. Hedefiniz varsa karda kışta, sokakta, parkta, bahçede, gürültü yerde her yerde çalışabilirsiniz. Çünkü hedefiniz var. Hedefe ulaşmak için her şey yapılır. Hani filmlerde olur ya böyle bir adam bir kadına aşıktır veyahut da bir kadın daha çok adamlar kadına aşık olur aşıktır ve sabaha kadar sokakta bekler böyle onun için. Niye? Çünkü bir hedef var. Ona ulaşmak, onu sevmek istiyor. Onunla tanışmak, onunla arkadaş olmak istiyor. Sabaha kadar bekliyor sokakta. E ne yapıyorsun sen deli misin? Ben aşığım diyor. Sizler de şu anda başarıya aşıksınız ve başarılı olmak istiyorsunuz. O yüzden gece, gündüz, saat farkı olmadan düzgün bir şekilde derslerinize konsantre olup çalışacaksınız. Hatta böyle Ramazan'da da olur böyle hani gece kalkıp iftarda, pardon sahurda böyle çılgınlar gibi yemek yiyoruz. Böyle göm 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 yemem yem, bir sürü yiyor. Ne yapıyorsun sen ya? Gece kalkıp yemek yenerim. E, biz seviyoruz. Oruç seviyoruz, diyoruz ve çalışıyoruz. Dolayısıyla hayatın her anında bir hedefimiz, bir hayalimiz, bir isteğimiz varsa der çalışma isteğimiz gelir. İkincisi hemen bir hedef belirleyeceksiniz kendinize. Kazanmak istediğiniz okula gidip bir e, özçekim çekim yapabilirsiniz. O okulun resmini internetten genel adam çıktı alıp duvarınıza asabilirsiniz, fark etmez. İkincisi ortamınızı verilemeniz lazım. Ortam çok önemli bunu söylüyordum zaten. Üçüncüsü de tabii ki plan. Burada planla alakalı bizler zaten size uzak denetim programları veriyoruz, denemeler veriyoruz. Bunları Tonguç kitapçılarından ulaşabilirsiniz. Ama bir de der çalışırken üç önemli şey dikkat ederim ben. Birincisi arkadaşlar başkasını anlatmak bakın buraya yazıyorum. Başkasını anlattığınızda şeyde uzaktan da anlatabilirsiniz. Yani zoom üzerinden, whatsapp üzerinden görüntü. Baksana bugün bu konuyu anlatacağım dersiniz. O konuya çalışıp geldiğiniz için arkadaşınıza çok güzel anlatırsınız. Arkadaşınıza başka bir konuya çalış bize gelir. Mesela siz atıyorum inkılap tarihiyle alakalı milli mücadele çalışırsınız. O da basınç konusuna çalışır Fenden Birbirinize anlatırsınız. Ona güzel anlatayım diye siz daha iyi çalışırsınız. O da size güzel anlatayım diye daha iyi çalışır. İkincisi başkasını anlattan sonra arkadaşlar tabii ki de en önemlisi infografi. Infografiden kastım ne? Şu. Mesela diyelim ki örnek veriyorum. İşte kongreleri öğreneceksiniz. Kongrelerle alakalı ortaya kongreler ve genelgeler dönemi yazdınız ya. Birinci havza genelgesi. Sonrasında Amasya Genelgesi, sonrasında Erzurum Kongresi, sonrasında Sivas Gör e, Kongresi, sonrasında Amasya Görüşmesi, sonrasında ise işte Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Bunu bu şekilde yazıp her birinin önemini böyle dizdiğiniz zaman ha bunların için en önemlisi buymuş, buymuş diye infografi yapabilirsiniz. Yani sayfayı böyle yukarıdan aşağı değil de ortadan etrafa doğru yaptığınızda Odak noktam bu. Bakayım a hepsinde de ulusun bağımsızlığı düşünülmüş. Hepsinde de milli egemenlik düşünülmüş diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de tabii ki üçüncüsü de renkli kalemler. Bakın sürekli her yerde mavi olmaya ne kadar sıkıcı oldu. Bak şimdi güzel bir kalem geliyor. Renkli diyor bakın renk. Yazamıyorum. Gördüğünüz gibi evet hoca yazamadı trollendi. Renkli diyorum. Bakın buraya renkli yazıyorum. Bakın bir anda bu sayfanın içerisinde biraz şu şey, şey, kısmı kapatın. Nedir onun adı? Ee, şu günün yorum kısmını kapatalım bakın. Şu sayfada en çok dikkatinizi ne çekiyor? Burası çekiyor. Renk bir anda odak veriyor. Gel gel bana diyor. Bak beni oku diyor. Ama burada mavi 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 birazcık dikkatimizi dağıtabiliyor. İkinci soruya bakalım Rahime'nin sorusuna. İnkılap testi çözerken çok sıkılırım ne yapmalıyım? Az önce söylediklerimi cevabı Rahime. İnfografik olarak çalıştığında konuları çok daha iyi anlayacaksın ya da başkasını anlayacaksın.

Günün kaynağına baktığımızda madem inkılap dedik o zaman inkılap tarihi Dinamo Soru Bankamız gelsin. Gerçekten sizler için mükemmel yeni nesil beceri temelli sorularla hazırlandı. Bu kitap geçen sene 2020 LGS'de birçok soruyu yakaladı. Bu sene tabii ki farklı bir LGS olacağı için bize çok daha güncel, çok daha yeni sorular hazırladık sizler için. Bu sene de 2020, 2021 LGS'de ya bu soruyu ben çözmüştüm. Aynısı LGS'de geleceğiniz, geldi diyeceğiniz sorular var. Sizleri bekliyor arkadaşlar. Ve yine sizi bekleyen bir şey daha var. Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi İzmit'te hukuk, psikoloji, rehberlik ve psikoloji danışmanlık, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, iktisat, mükemmel bölümler bu okuldan kazanılmış. Sizler de zaten bu okulu hak ediyorsunuz. Bu okulda da sizi hak ediyor. Çünkü sizler çok iyi çalışıyorsunuz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Çalışan kazanır, elması kızarır arkadaşlar. Hadi bakalım.